Günaydın, günaydın. Sabah saat, erken saat yani sabahın erken saatlerinde kalktık, işe gidiyoruz. Dünkü Trabzonspor, yani Adana-Trabzon maçının ilk yarısına baktım, ikinci yarısına bakamadım artık sinirden. Neden diyeceksiniz? Çünkü ortada bir futbol yok. Futbol anlayışımız şu anda sıfır. Cidden sıfır. Böyle bir rezalet futbol olmaz. Antrenöründen bütün futbolcuna kadar. Yani bilmiyorum ama takımın çamaşırcısına kadar galiba bir sorun var. Büyük bir sorun var ama ne olduğunu biz tabi bilemeyiz. Ama bu sorun geçen senenin sonuna doğru başlamıştı. Ne oldu bu takıma? Bunun bir hesabını birileri vermesi lazım. Bir takım bu kadar kötü futbol nasıl oynar? Yani futbol oynamıyoruz ki biz. Yani karşımızdaki takım oynadığı zaman biz bitiyoruz. Karşımızdaki takım birazcık sendelediği zaman biz bir şey yapıyormuş gibi gözüküyoruz. Yani o kadar iyi futbolcular alıyorsun. Yani kadro şeyimiz o kadar geniş ki futbolculara baktık mı. Ama ne yazık ki hiçbiri bir vakayeme yapamıyor. Bir vakayeme olamıyorlar. Ben anlamıyorum artık yani. Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir durumdur? Gerçi Türk futbolu genelinde perişan ama neyse. Bize ne oluyor? Trabzonspor şu anda ne yapıyor? Açık konuşayım. 37 yaşındayım. O futbolculara verdikleri milyonları bana verseler. Allah şahit ben onlardan daha çok koşarım. Daha çok oynarım lan. Savaş yok, hırs yok. Ne oldu bu takıma? Yani topu ayağına alan topu kendi ayağında döndürüyor, döndürüyor, top kaybediyor. Yani Bamin çok iyi futbolcu gibi gelmişti bana başta ama artık böyle ruhsuz, böyle bir bakışlar. Ben anlamıyorum ne oluyor, adam hep top kaptırıyor ya. Enes Bardi Messi'nin ikincisi dediler. Yok Messi'den sonra en çok free kick atan adam dediler. Ya bilmiyorum ya ben anlamadım durum. Bak bir tek Maxi Gomez. Gomez gerçekten çok iyi bir futbolcu ben onu gördüm. Aşırı iyi bir futbolcu. De. Bu adam tek başına ne yapsın adama gol pası gelmesi hiçbir şey gelmesi. Kanatlar diye bir şey yok ki bizde. Kanat yok kanat. Larsen, Trezeguet, Eren, yani Eren defansta belki iyi geç defansta şu anda yok ama önde yok yok böyle bir şey olmaz mümkün değil. Vakayeme yok gitti. Ki oraya da başka parantez açmak lazım orada başka bir şey daha anlatacağım. Visca sakatlandı. Takımın şeyi değişti ya. Şimdi derler bilmiyorum ama yani bir Visca sakatlandı diye takım sonradan bu duruma düşmemesi lazım. Belki olsaydı yine de böyle olurduk. Onu da bilmiyoruz ama durum çok kötü. Ama şunu geçen okudum. Vakayeme bakın o kadar zamandır takımsız kaldı. Kimse bunu almadı. İşin tuhaf tarafı Arap ülkesine gitti. Hangisine gitti bilmiyorum da abi Arap ülkesine gitti. Vakayeme'ye ne kadar para verdiler. O kadar derken tabii ki çok da bir şey bizdeki istediğini alamadı oradan. Ama iyi para aldı yine. Milyonları aldı. Vakayeme'ye para verdi adamlar ama Vakayeme'yi kadroya dahil etmiyorlar. Niye? Çünkü Vakayeme'nin fiziksel yapısı yetersizmiş. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Biz Vakayeme diyoruz. Adam Türkiye'yi salladı. Futbolcuları yatırdı sağa sol. Yatırıp gol attı. Gol pası verdi. Adam Arap ülkesinde kadroya girecek güce sahip değil. Emin olun. Şu anda Vakayeme Trabzon'da olsa yine Trabzon şu anda kaybettiği maçların %70'ini kazanırdı. Bir takım şu anda daha da iyi olurdu. Vakayeme yine bir şeyler yapar önde yine o baskalarını yapar da kursiyonları yapar kaçırmazdı. O Gomez onun sayesinde de 20 gol fazla atardı. Bir de Umut.
Yani durum çok vahim. Türkiye'de futbol bitmiş. Bakın 2000-2001'den sonra, 2002'den sonra bizde futbol Türkiye çok büyük bir şeyler oluyor. Çok güzel şeyler oluyor. Ama ne oldu? Ben bilmiyorum bunu Türkiye'deki futbolun içinde olan insanlar bilmesi lazım. Türkiye'de ne oldu ki futbol bu kadar kötüye gitti? Her tarafa statlar yapıldı. Ne bileyim, o kadar paralar harcanan futbolcu alınmıyor. Bak, ama ne oluyor? Nasıl oluyor? Bizim futbol takımlarımız bu kadar kötü. Dışarıda hiçbir şansları yok. Hiçbir şansları yok. Ben bunu kafam almıyor. Yani neyi yanlış yapıyoruz biz ya? Avrupa'daki futbolcuların ya verdiği performansı bizim futbolcular niye veremiyor? Trabzonspor çok büyük hayal kırıklığına uğrattı bizi artık. Artık yani şey kalmadı ya, bizim sabrımız kalmadı. Sınırı aştık. Diyeceksiniz ki böyle taraftarlık mı olur? Yani doğru. Ama biz de böyleyiz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hani ben kalkıp da savaşmayan, adam gibi oynamayanı da arkadan alkışlayıp da tempo tutmam ya. Ha, destekçiyiz hala. Tabii ki destekçiyiz. Elimizden geleni yapılsın yine. Yine ayağa kalkmaya çalışılsın ama bu futbol böyle devam oynatıldığı sürece bir şeyler değişmesi lazım, o kesin. Abdullah abi çok iyi bir antrenör olabilir. Ama oynatmak istediği futbolun ne olduğunu ben anlamadım. Anlamıyorum da. Kimse de anlamıyor. Ya normal futbol oynatsın. En azından takım savaşsın, ne bileyim. Ya da takımda başka bir sorun varsa onu da söylesinler. Ne oluyor diye bilelim. Sinir sistemimiz bozulmasın. Midelerimize ağrılar girmesin. Başımız ağrımasın. Daha da beyazlamasın saçlar o kadar hızlı hızlı. Bizi mahvetmesinler ya. Yemin ederim. O taraftarların arasında Trabzon'da alsınlar genç çocuklara, versinler ceplere milyonu. Desinler ki bir gün kadro sen oynuyorsun, hepsinden 1.000 kat daha iyi oynar. Sorun dert vardır arkadaşlar ama nedir onu biz bilemiyoruz. Ama buna artık bir çözümün gelmesi gerektiğinden eminim. Çünkü öyle bir şeyden geçtik ki dedim bayağı zor maçlarda oynadık. Artık bir kazanmaya başlamamız lazım. Bir kadro, bir yani takımımız futbol oynamaya başlaması lazım ki en azından seyirci de yine kendine gelsin. Çünkü bu gidişle Trabzon'da korkarım kötü şeyler olur. Çünkü Trabzonspor'un seyircisi, taraftarı herkes bilir bunu tabii. Çabuk çığırından çıkan bir taraftar. Yani delirmek üzereyiz, bunu söyleyeyim ya. Ya diyeceksiniz ki futbol ne var bunda? Doğru. Ama sen o kadar zaman sonra şampiyonluğun tescillenmiş, şampiyon olmuşsun. Bu kadar kötü şampiyon olmuşsun, şampiyon takım olarak şampiyonluğunu müdafaa edemezsin. Biz şu an şampiyonluğumuzu korumaya çalışıyoruz. Ya şampiyon takım olarak çıkıyoruz sahaya. Ama bunu bu kadar kötü yapamayız ya. Bu kadar kötü yapamayız. Ben tam tersi şu anda bu hafta Trabzonspor Man City karşılaşmasını izlemek isterdim. Dortmund oynayacak biz onlarla. Gerçi bu hafta zamanlarla oynamayacaktık o zaman biz. Bu hafta o zaman öbür takımla oynayacaktık. Öbür takım ne, hangisiydi bilmiyorum ama. Yani biz şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız gerekiyor. Onu başaramadık. Avrupa Ligi'nde de rezalet bir futbol oynuyoruz. Yani ismini söyleyemediğimiz takımlara yeniliyoruz. Yenilmeyi geçtik, top oynayamıyoruz ki. Almanya'dan bir üçüncü lig takımı gelse bizim takımı domine eder ya. Bizim takımı hiçbir şey yapamaz, şu anda durumdayız.
Ama takımın ismine bakarsan, futbolcuna bakarsan dersin ki o ne güçlü takım. Demek o zaman bir terslik var. Artık bunu hemen çözün. Yoksa durum çok kötüye gidecek. Allah korusun. İp koparsa daha zor toparlarız. Ondan sonra sil baştan her şeyi yeniden baştan zorunda kalırız. Bilmiyorum siyaset ne kadar futbolun içinde ama eğer siyaset futbolun içindeyse değerli hale elini çeksin. Türk futbolunun içine sıçan zaten bu siyaset. Her yere futbol sahası yapmakla da olmuyor bu iş. Futbolumuzun içine sıçtınız. Neyse bu kadar yeter şundan sonra sinirlerim bozuk ne diyeceğimi bilmiyorum. Sadece yazıklar olsun diyorum bu kadar. Bizi delirttiniz. Ama küfre de karşıyım. Kimse kimseye hakaret küfür etmek hakkına sahip de değil. Neyse buradan herkese tekrar selam. İnşallah bazı şeyler değişir de önümüzdeki haftalarda farklı konuşabiliriz. Nasıl oldu, ne oldu, ne değişti diye böyle düşüncelere kalırız. İnşallah. Bakalım hayırlısı. Görüşmek üzere.